Gençler merhaba. Bu videodaki ders konumuzda asal çarpanlarına ayırma. Neler göreceğiz? Asal çarpanlarına ayırmada asal çarpan algoritmasını ve çarpan ağacını göreceğiz. Başlayalım. Bölen listesiyle pozitif tam sayıyı asal çarpanlarına ayırma. Pozitif tam sayının asal çarpanlarının çarpımı olarak yazılmasına asal çarpanlarına ayırma denir. Nasıl yapacağız bunu? Bunu şu şekilde yapacağız. En küçük asal sayım kaçtı? 2 idi. 2 olduğunu öğrenmiştik. 2'den başlayacağız. 82'ye böldüm. 40. Yani bunu bir bölme işlemi gibi düşüneceğiz. 82'ye böldüm 40. 2'ye bölmeye devam edeceğim. 2'ye böldüm 20. Yani şu sonda 1 kalana kadar bu işlemi ne yapacağım? Devam ettireceğim. 20'yi 2'ye böldüm. 10. 10 hala 2'ye bölünüyor. Böldüm. 5. 5 artık 5'in bölünebileceği bir asal sayı kendisidir. Yani 5'tir. 5'i 5'e böldüm. 1. Yani bölen listesinde 1'e ulaşana kadar ne yapıyormuşum? Pozitif tam sayıyı asal sayılara bölüyormuşum. Böldüğümde de bakın 80 sayısı eşittir. Üstü ifade olarak yazılabilir. Yazalım. 2 üssü kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 2 üssü 4 çarpı 5 ya da 5 üssü 1 şeklinde de yazabiliriz. İşte 80 sayısını 2 üssü 4 çarpı 5 üssü 1 şeklindeki yazdığım bu ifadeye, bu yazıma asal çarpanlarına ayırma diyoruz. Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde bir sayıyı yazmış oldum. Bakın burada da bir sayı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış. Bu sayının ne olduğunu bulmaya çalışalım. 2'nin kübü demek 3 tane 2'nin çarpımı demek. Bu da nedir? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 demek. 3'ün karesi 2 tane 3'ün çarpımı demek. Bu da 9 demek. Arada çarpma işaretinin olduğunu unutmayalım. Bakın bu tarz işlemlerde 8 ile 5'i çarptım. 40. 40 ile 9'u çarptım. 360. O zaman nedir? 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 ifadesi 360 sayısının asal çarpımının asal çarpanlarının çarpımı şeklindeki yazılmış bir ifadedir. Devam ediyorum. Bakın burada da bölen listesi verilmiş ama bilinmeyen ifadeler var. Bunlar neler? Bakın A, B, C, D. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Bunda ise yapmamız gereken şey aşağıdan başlamak. Bir sayıyı 5'e bölmüşüm 1 olmuş. O zaman 1 ile 5'i çarparsam 5. Bakın 5'i 5'e böldüm. 1 zaten. Yani burada da çapraz çarpıp ne yapabilirim? Yazabilirim sol tarafa. Bakın 1 ile 5'i çarptım 5. 5 ile 5'i çarptım 25. C 25 oldu. 25 ile 3'ü çarptım 75. 75 ile 2'yi çarptım 150. O zaman A sayısı 150. B sayısı 75. C sayısı 25 ve D sayısı 5 olarak bulunmuş oldu. Yan tarafa baktığımda bakın burada da yine aynı işlem, sadece E harfi eklenmiş. Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan bir sayıymış bu. Bakın burada da 150 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Yine 5'i 2 kez almayız. 1 kez alırız. Asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir diyebiliriz 150 sayısının. Bakalım burada da A sayısı varmış. Bu A sayısının asal çarpanları neymiş? Asal çarpanları 2, 3 ve 7'ymiş. Bakalım bu sayı neymiş? Bakın 1 ile 7'yi çarptım 7. E eşittir 7 oldu. 7 ile 3'ü çarptım 21. 7 kere 3 21. D eşittir 21 oldu. D ile 2'yi çarptım. Yani 21 ile 2'yi çarptım. C 42 oldu. C 42. C ile 2'yi çarptım. 42 çarpı 2'den 84. O zaman B ne oldu? 84 oldu. 84.
Bakın A'yı bulmak için de yine B ile 2'yi, yani 84 ile 2'yi çarpacağım. O zaman 84 ile 2'yi çarparsam da 168 yapacaktır. O zaman 168 sayısının nesidir? Asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Devam edelim. Evet, 300 sayısı, 2 üssü A, 3 üssü B ve 5 üssü C şeklinde, bakın asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılmış. Ben bu şekilde yazmayı nasıl yapıyordum? Bölen listesiyle. O zaman ben 300'ü önce kendi bildiğim gibi bölen listesiyle yapayım. 2'den başlıyordum ve 1'i bulana kadar ne yapıyordum? Asal çarpanlarını yazıyordum. Başlarsak 300'ü 2'ye böldüm, 150. 150 hala 2'ye bölünüyor, böldüm, 75. 75 2'ye bölünmüyor artık. 2'den sonraki asal sayım 3'tü. 3'e bölünüyor mu? Evet, 3'e bölünüyor. O zaman 3'e böldüm, 25. 25 3'e de bölünmüyor. 3'ten sonraki asal sayım 5'ti. 5'e böldüm, 5. Ve 5'e böldüm tekrar ve 1. 1'i bulana kadar ne yapıyorduk? Devam ediyorduk. O zaman 300 sayısının, şöyle yazarsam, 2 üssü 1, 2, 3 üssü 1, bir tane ve 5 üssü 2 şeklinde yazabilirim. O zaman soruda verilen ifadeyle, bakın üst üste yazdığımda A sayısının 2 olduğunu, B sayısının 1 olduğunu ve C sayısının 2 olduğunu rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yan tarafa geçelim. 140 sayısına bakalım. 140 sayısı da 2 üssü X, 5 üssü Y ve 7 üssü Z şeklinde yazılmış. O zaman bölen listesini önce bir kendimiz yapalım. Daha sonra ne yaparız? Altına yazdığımızda X, Y, Z değerlerini çok rahatlıkla bulabiliriz. 2'ye böldüm. Yine 2'ye bölündüğü için 2'den başladım. Bölünmeye de bilirdi. 3'e bölünüyorsa 3'den başlardım. Sırasıyla hangi asal sayıya bölünüyorsa o şekilde giderdim. 140'ı 2'ye böldüm, 70. 70 hala 2'ye bölünüyor, böldüm, 35. 35 2'ye bölünmüyor. 2'den sonraki asal sayım 3. 3'e de bölünmüyor. 3'ten sonraki asal sayım 5. Evet, 5'e bölündü, 7. 7'ye bölündü ve 1. O zaman 140 sayısı 2'nin karesi, 5'ten bir tane var, 7'den bir tane var. Bunları yazmaya da biliriz ama üstel ifade olarak bana x, y, z olarak verildiği için bunları yazarsam daha kolay olur. Bakın burada tabanları aynı, 2, 2. O zaman x 2 olacak, Y 1 olacak, Z 1 olacak. O zaman X eşittir 2, Y eşittir 1 ve Z eşittir 1 şeklinde X, Y, Z'yi bulmuş olurum. Devam ediyorum. Evet, 2'nin kübü çarpı 3 ve 3'ün karesi çarpı 5'in karesi şeklindeki asal çarpanlarına ayrılan sayıların toplamını bulalım diyor. O zaman tek tek bulalım. 2'nin kübü çarpı 3 sayısını bulalım ve 3'ün karesi çarpı 5'in karesi sayısını bulalım. Bunların toplamını istiyor. 2'nin kübü 8. 8 çarpı 3, 24. Artı 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. 25 ile 9'u çarpalım. Kenarda da çarpabiliriz. 9 kere 5, 45. 45'in 5'i elde var, 4. 9 kere 2, 18. 4 daha, 225. 225 ve 24'ün toplamını istiyor benden. Bu da nedir? 249'dur. Devam ediyorum. Bir diğer sorumuz. 30 sayısının asal olmayan çarpanlarının toplamını bulalım. Bunu çarpanlarını bularak da yapabiliriz ya da asal çarpanlarını bulup diğer çarpanlarından çıkararak da yapabiliriz. Ben şu şekilde çarpanlarını bularak yapacağım. 30 sayısı 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10,
4 böleni değildir. 5 bölenidir. 5 çarpı 6. Zaten bu şekilde ardışık sayılar varsa daha da böleni yoktur diyebiliriz. Bakın asal olmayan diyor. Şuradan başlarsak 1 asal değil. 2 asal. 3 asal. 5 asal. 6 değil. 10 değil. 15 asal değil ve 30 asal değil. Bunların toplamını istiyor benden. 30, 10 daha 40, 15 daha 55, 1 daha 56, 6 daha nedir? 62'dir. O zaman 30 sayısının asal olmayan çarpanlarının toplamı nedir? 62'dir diyebiliriz. Devam ediyorum. 600 sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanının toplamını bulalım. Gençler hiç vakit kaybetmeden ne yapacağım? Bir bölen listesi yapacağım. Bakalım. 2'ye böldüm. 300. 2'ye bölünüyor. 150. 2'ye bölünüyor. 75. 75 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor artık. 25. 25 de 5'e bölünüyor. Ve 1'i bulana kadar devam ettim. Bakın asal çarpanları nedir o zaman? Asal çarpanları 600'ün 2, 3 ve 5'tir tabii ki. O zaman en büyük asal çarpanı 5'tir. En küçük asal çarpanı 2'dir. O zaman 2 ve 5'in toplamını istediği için cevap nedir? 7'dir. Kolay bir soru. Dikkatli çözdükten sonra. Evet, 240 sayısının pozitif tam bölen sayısını bulalım. Şimdi bunu şu şekilde bulabiliriz. 240 sayısını az önceki yaptığımız gibi işte 1 çarpı 240, 2 çarpı 120 şeklinde böyle tek tek uzun uzun yazabiliriz. Ama sayımız her zaman 240 kadar küçük olmayabilir. Yani 240 küçük bir sayı. Yani 1000 küsur, 2000 vesaire daha fazla da sorabilirdi bana. O yüzden bakın bir tane dikkat yazmışım buraya. Ne diyoruz? Doğal sayının asal çarpanlarına ayrılması gerekiyor önce. O zaman önce doğal sayı asal çarpanlarına ayrılır. Bu bir formül gibi bir şey. Yani ezberlemenize de çok gerek yok aslında ama karşımıza çıkarsa da nereden geldi demeyelim. Asal çarpanlarını ayırdıktan sonra her bir asal çarpanın üstü 1 artırılır ve 1 artırıldıktan sonra bunlar çarpılarak pozitif bölen sayısına ulaşabiliriz. O zaman başlayalım. 2'ye böldüm 120, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Ne yaptım? 240 sayısını ben üstü ifade şeklinde yazarsam 2 üssü 4, 3 üssü 1 ve 5 üssü 1 şeklinde yazabildim. Peki yazdıktan sonra ne yapıyormuşum? Üstlerini 1 artırıyormuşum pozitif bölen sayısı için. 4'ü 1 artırdım 5, 1'i 1 artırdım 2, 1'i 1 artırdım 2. Ve bunların çarpımından 20 tane pozitif böleni vardır diyebilirim. Evet, ezber gerektiriyor dediğim gibi ama karşımıza çıkarsa da bilmiyoruz demeyelim. Devam ediyorum. Evet, çarpan ağacı yöntemiyle pozitif tam sayı asal çarpanlarına ayırma. Burada da ne yapacağım? Artık en küçük asal sayıdan başlayarak devam edeceğiz. Şu şekilde yazılır. 42 sayısı küçük, ondan başlayalım. 42 sayısı 2'ye bölünüyor. 2 çarpı 21 42 demek. 2 burada kalır. 21'e devam ederim. 21 de 3 asal sayısının bir çarpı katıdır. 3'e bölünür yani. 3 çarpı 7 de nedir? 21'dir. O zaman asal çarpanlarını ayırdığımda bakın 2, 3 ve 7'nin 21'in bir asal çarpanı olduğunu görüyoruz. 225'te ise bakın 225 çift bir sayı olmadığı için nedir? 2 bir çarpanı değildir. Kaçla başlarım? 3'ün
3 bir çarpanıdır, bölenidir. 3 çarpı 75, 225'tir. 3 aynen kalır. 75 hala parçalanabilecek, hala bir sayının çarpımı şeklinde yazılabilecek şekilde. 3 bunun tekrar bir çarpanıdır. 3 çarpı 25, 75'tir. 25 ile devam edersem 25 de 5 ve 5'in çarpımıdır. Ve artık bakın daha da açabileceğim bir ifade yok. Hocam 5'i açalım tekrar derseniz 5 de 1 çarpı 5'tir. O zaman tekrar 5'i açmanız gerekir. Ve bu şekilde devam eder. O yüzden asal sayı kalana kadar yapmamız kafi. O zaman 225 sayısında asal çarpanları 3 ve 5'tir diyebiliriz. Bu da nedir? Çarpan ağacı yöntemiyle yaptığımız asal çarpanlarına ayırma işlemidir. Evet, sorumuza bakalım. Sorumuzda bakın bir çarpan ağacı var. Zaten kolaydır bu tarz sorular. B sayısı 2 ve 5'in çarpımında 10'dur. C sayısı ise bakın yani şuralar bütün gibi verilse de siz iki sayı şeklinde alırsanız daha iyi olur. 5 ve 7'nin çarpımından 35'tir. A sayısı da 10 ve 35'in çarpımından 350'dir. Şu ifadeyi sormuş. A nedir? 350'dir. Eksi. B artı C nedir? 10 artı 35'ti. Yani 350 eksi 10 ile 35'i topladım. 45. 350'den 45 çıkarsa cevap nedir? 305'tir. Devam ediyorum. Evet, son sorumuzdayız. Bakın yine bu da kolay bir sorumuz. 180 sayısını çarpan ağacı şeklinde vermiş. Şuradan başlarsak bakın 180 sayısı 2 çarpı kaçtır? 90'dır. Çok güzel. 90 sayısı bakın 45'ini vermiş. 45 çarpı nedir? 2'dir. 45 sayısı 3 çarpı kaçtır? 15'tir. 15 sayısı da 3 çarpı nedir? 5'tir. Bakın A'yı 90 olarak bulduk. Artı C'yi ne bulduk? 15 bulduk. Eksi B artı D diyor. B'yi 2 olarak bulduk. Artı D'yi de 5 olarak bulduk. O zaman bu işlemi yaparsam 90 artı 15, 105 eksi 5 ile 2'yi de topladığımda 7'dir. 105'ten 7 çıkarsa cevap nedir? 98'di. Evet, bu son sorumuzdu. Bölen listesi ve çarpan ağacı yöntemiyle de asal çarpanlarını ayırmayı işlemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar, iyi dersler.